Sevgili Bekir, şu anda var. Bunlar tabii iddia. Şu anda İçişleri Bakanlığı tarafından da henüz net bir açıklama yapılmadı. Tabii bugün önemli bir gün. Bugün siyasilerin özellikle milletvekilleri bugün mecliste olacaktı. Tam da işte o noktaya yakın bir bölgede bu patlamanın sevgili Bekir, gelmesi Ankara'yı sabah saatlerinde sevgili izleyenler Ali Yerlikaya'dan bunu aktarmış İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'dan bir son dakika bilgisi geldi. Sevgili Bekir, beni duyuyor musun bilmiyorum ama saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde hafif ticari araçla gelen iki terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Ali Yerlikaya'nın açıklaması bu yönde. İçişleri Bakanımız, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında iki emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Açıklaması yer etti Ali Yerlikaya'nın az önce yapmış olduğu sosyal medya hesabından yapmış olduğu saat 10'u 14 geçe yani yaklaşık bir dakika önceki paylaşımı bu yönde. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansız devam edecek diyor. Yani bu bir Ankara'da terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. Bekir Gündoğan. Bu bir geçişin yanından da aslında İçişleri Bakanlığı'na doğru ve bu tarafa doğru gelen bir cep yol var. Orası aslında emniyet tarafından bariyerlerle kapatılmıştı. İşte o kapatılan bariyerlere doğru ticari aracın, gri renkli ticari aracın geldiği bilgisi ve sonrasında dur ihtarına uymadığı bilgisi gelmişti bize. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın tweetini ve özellikle bakalım açıklamalarına da yine 09.30 ben de aynı şekilde bize de şu anda o bilgi ulaştı. 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçta gelen iki terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist ise etkisiz hale gelmiştir. İşte bu noktada teröristin üstünde bir el bombası oldu ve el bombası attı şeklinde iddialar vardı ki Bakan Bey'in açıklamaları da özellikle bu noktada bunu teyit eder noktada diyoruz ve bir terörist kendini patlatarak etkisiz hale getirirken diğer terörist de emniyet güçleri tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi. İki emniyet müdürünün de bu noktada hafif yaralı olduğu bilgisini de izleyicilerimize aktarmış olalım. Şu anda biz neredeyiz? Şu anda kameraman arkadaşım Atilla da gösteriyor. İşte burası aslında Ankara'nın siyasetin, idarenin tam merkezi göbeği noktasında. Sağ tarafımız hem Jandarma Genel Komutanlığı, onun yanı İçişleri Bakanlığı. Sol tarafımıza dönecek olursak, sol tarafımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi. İşte o hepsinin arasından geçen yol. Bu noktaya girmeye çalıştığı tespit ediliyor. Özellikle teröristlerin ve bu saldırıyı da bu noktada gerçekleştirmesi gerekiyor. Gerekecekti ama orada engellendi. Neden böyle oldu? Bugün 1 Ekim biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. İşte bu açılış öncesinde sabah saatlerinde bir terör eylemini görüyoruz. Şu anda zırhlı araçların da o bölgeye doğru gittiğini görüyoruz. Özellikle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasının ardından şöyle bir bilgi daha var. Araçta tuzaklı bir bomba olabileceği şüphesinden dolayı bölge tamamen hem trafiğe hem araç hem yaya trafiğine kapatıldı. Meclisin bulunduğu bölge tamamen araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İşte gelen bir bilgi de bu yönde. Özellikle araçta bir tuzaklı bomba olabileceği ihtimaline bölge tamamen emniyet altına alındı. Bunu da izleyicilerimize aktarmış olalım. Erhan, şu anda görüyorsunuz ışıklarını. Kameraman arkadaşım Atilla Özel gösteriyor. İşte o noktaya kadar gitti. O aracın özellikle zırhlı aracın bulunduğu noktada bir patlama ve silahlı çatışma meydana geldi. Teröristlere karşı o teröristlerin saldırısı o noktada hemen karşılık verildi ve teröristler etkisiz hale getirildi. Atatürk Bulvarı üzerinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün girişi önünde bir hafif ticari araç, gri renkli bir ticari araçla içeriye doğru hızlı bir giriş yaşandı. O arada emniyet güçlerinin dur ihtarına uymadılar, ateş açıldı. Sonrasında dışarı çıkan bir terörist ise işte kendisini etkisiz hale getirdi ve sonrasında da bir terörist yine emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. İşte bu sıcak gelişme, bu sıcak anlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi öğle saatlerinde açılışı gerçekleşecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktaya gelecekti. İşte onlardan önce
önce özellikle bu noktada en önemli noktalardan birisi Ankara açısından işte bu noktada da bir terörist saldırısı sabah saatlerinde yaşandı.